Onu öldürüp maçı kazanacağım. Tatlı Ses 2011'deki silahlı saldırıda başından vurulmuş 13 ay sonra ayağa kalkabilmişti. Saldırıyı düzenleyen Abdullah Uçmak 30 yıl hapis cezası aldı ama onunla birlikte Hasan Bora'yı da tanımak gerekiyor. Pislik bir adam var. İsmini bile anmak istemiyorum. Tatlı Ses can dostu Hasan Bora ile 12 yıllık yoldaşlığını 1989'da bitirir. Bora, pavyondan getirip star yaptım dediği Tatlı Ses'ten hizmet bedeli ister. Ödemelerde sorun çıkınca ikili arasındaki tartışmalarda silahlar konuşur. Tatlı Ses Maxim'de ayağından vurulur, Etiler'deki villası kundaklanır. 98'de Hasan Bora İdoba'yı basar, bir kadını tehdit eder. Tatlı Ses'in kardeş ve oğlu Ahmet bunun üzerine Hasan Bora'nın ofisini basıp iki kişiyi yaralar. Ölü de olabilir deyince ben beynimden vurulmuşa döndüm. İşte o iki kişiden biri de Abdullah Uçmak'tır. Bora, Tatlı Ses'le ilgili durum bir oldu, onu öldürüp maçı kazanacağım açıklamasını yapar. Ben 10 bin doları gönderdim. İbrahim Tatlı Ses kan parası öder, Uçmak ise onun da kanı akacak der. Elbette bunun da hesabı sorulacak. Bir hafta sonra Tatlı Ses'in bulunduğu araca ateş açılır. Uçmak para cezasıyla kurtulur. Anlaşma yoluna gidilir, Abdullah Uçmak ve Tatlı Ses kameralar karşısında birbirine karpuz yedirir, barış pozları verir. 99'da Hasan Bora, 2000'de Abdullah Uçmak silahlı saldırıya uğrar. 2003'te Tatlı Ses bir kez daha Uçmak'tan şikayetçi olur, bu kez de tehditle para istediğini iddia eder. Geçen yıllar içinde gerilim düşmez ve 2011'de herkesin bildiği o saldırı yaşanır. Demokratim onu zaten bakıyor. Çıp, çıp, çıp der. Benim kafam biraz kemiklerim şey olduğu için mermi sekmiş. Ona.